altyapıyı oluşturmak için böyle bir ziyaret yapmıştır. CIA direktörü Mike Pompey'nin Ankara'daki üst düzey temaslarına ilişkin dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Pompey'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı bir buçuk saatlik görüşmede MIT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan, Pompeo'ya 15 Temmuz darbe girişiminin mimarının Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen olduğunu söyledi, FETÖ'nün faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. En dikkat çeken başlıksa, Suriye ve Irak'taki gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı Öso olmasa bile Türkiye ve Amerika'nın birlikte Irak ve Suriye'de çok daha etkili sonuçlar alabileceğini aktardı. Yeni şafan iddiasına göre Türkiye Rakka operasyonundan önce güvenli bölgenin oluşturulması, operasyonun da Telabiyat üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti. Ankara ve Moskova yakınlaşmasının Amerika ile Türkiye'nin tarihsel ilişkilerine zarar verecek boyutunun olmadığı da öne sürülerek anlatıldı. Suriye'deki nüfuz alanı biraz daha problemli ABD için. Sanıyorum Rusya ile ciddi bir pazarlık içerisinde olacaktır. Bu noktada Türkiye'nin devam eden dış politika değişikliğine, doğru yolda devam eden dış politika değişikliğine uygun tavırlar sergilemesi gerekiyor. Görüşmenin bir diğer başlığı da PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Amerika ile işbirliği oldu. Erdoğan, Washington'ın PYD'ye verdiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığını yineledi. Uzmanlar ise uyarıyor. PYD-PKK ile ilgili e, e, gündemdeki fikirlerinden vazgeçmeyeceklerdir ama rötuşlar yapabileceklerdir.